Türkiye S-400 konusunda geri adım atmayınca Türk pilotların Amerika'daki F-35 eğitimleri durduruldu. Temsilciler meclisinde S-400'ler iptal edilsin çağrısı yapıldı. Arizona eyaletindeki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'nde artık Türk pilotlara eğitim verilmeyecek Pentagon karara yönelik açıklama yaptı. Pentagon sözcüsü Mike Andrews, bakanlık Türk pilotların uçuş yapmadığından haberdar ifadelerini kullandı. Andrews, Türkiye'nin politikasında değişiklik olmazsa F-35 programındaki katılımı yavaşlatmak için çalışmaya devam edileceğini de vurguladı. F-35 kapsamında 4 pilot, 2 eğitmen ve ayrıca eğitim alan yaklaşık 20 bakım personeli bulunuyor. Reuters'e konuşan ABD'li bir yetkili, program kapsamındaki pilotların eğitiminin durdurulması kararının üstteki bir komutan tarafından güvenlik endişesi nedeniyle verildiğini söyledi. Amerika, Türkiye'nin F-35 ile ilgili hassas bilgileri elde etme endişesi taşırken, Çin'in F-35 ve F-22 bilgilerini ele geçirdiği iddia edildi. ABD Merkezi National Interest'te yayınlanan makalede, Pekin'in ABD silah sistemleri hakkında teknik bilgileri çoktan topladığı belirtildi. Diğer yandan Amerika Temsilciler Meclisi'nin gündemi de S-400. Meclisin aldığı ABD Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi başlıklı kararda Türkiye'nin S-400 alımını iptal etmesi için çağrı yapıldı. Türkiye'nin S-400 ve F-35'leri birlikte alamayacağı ve birini tercih etmesi gerektiği belirtildi. Karar oy birliğiyle alındı. Karara Ankara'dan tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Karar, evvelce de açıkladığımız üzere, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü dostluk ve müttefik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmamaktadır. Kararda Türkiye'nin dış politikası ve yargı sistemi hakkında yer verilen haksız ve temelsiz iddiaların kabul edilmesi asla mümkün değildir. Tehdit ve yaptırım dilinin gündemde tutulmaya devam edilmesi ve bir takım suni imyatlar konulması kabul edilemez.